Armamızın Gücüyle programından herkese merhaba. Biliyorsunuz bu programımızda sizleri kadın futbol takımımızın oyuncularıyla buluşturuyoruz ama bugün farklı bir isimle sizleri buluşturacağım. Hem de farklı yerden buluşturacağım. Normalde Fenerbahçe TV stüdyolarından sizlere sesleniyoruz ama bugün her senenin başında olduğu gibi bu sene de Topuk Yaylası tesislerimizdeyiz. Topuk Yaylası'ndan sizlere sesleneceğiz. Özellikle şu anda havayı da sizlere göstermek istiyorum. Yoğun ses ve yağışlı bir günden sizlere sesleniyoruz. Kadın futbol takımımızın yeni sezon kamp hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Benim yanımda da yeni hocamız Gökhan Bozkaya var. Aslında Fenerbahçe için çok yeni sayılmaz. Hocam öncelikle hem programımıza hoş geldiniz hoş demek istiyorum hem de Fenerbahçe'ye tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi izleyicilerimiz, taraftarlarımız sizi çok yakinen tanırlar. Hem futbolculuğunuzdan hem eskiden U19 ve U21 takımlarından. Biraz o süreci taraftarlarımıza tekrar hatırlatmak için bahsedelim. Ondan sonra tabii ki kadın futbol maceramıza geleceğiz. Tabii ki. Yaklaşık 6 sezon U21 ve U19 takımlarında çalıştım. İlk başta Şenol Çorlu ile beraber yardımcısı olarak 1,5 sene çalıştım U21'de. O sene U21'de Türkiye şampiyonu ve Süper Kupayı kazanmıştık. İşte Yiğit Angüveli, işte Melihanlar, Merihler, yani çok güzel bir kadromuz vardı ve şu anda da birçoğu Süper Lig'de ve birinciliklerde futbol oynuyor. Daha sonra bir sezon U21 teknik sorumluluğu ve işte o süreçten sonra 21 kapandı ve 19'a devam ettim. Totalde 6 sene bu görevde çalıştım ve birçok oyuncuya dokunma şansımız oldu. Ki bunlardan biri de en son Arda Güler'di. Kesinlikle öyle. Altyapıdan özellikle çok fazla futbolcu yetiştirdiniz, evet. Onu biliyoruz. Şimdi kadın futbola gelmek istiyorum. Şimdi bir ara verdiniz. Aslında hani futbola ve antrenörlüğe ara vermediniz ama Fenerbahçe'ye evet, biraz ara verdiniz. Evet, aslında ara vermemiştim. Fenerbahçe'den sonra bir Makedonya'da bir sportif direktörlük görevim vardı. Şkupi Makedonya Üsküp takımında. Daha sonra da Yılmaz Vural'ın ekibine dahil oldum. Malatyaspor'daydım. Ne yazık ki kötü bir süreçti, evet. Yani depremi yaşadık ve ligden çekilme kararı aldık. Daha sonra da burası oldu. Daha sonra da burası oldu. Şimdi buraya da gelmek istiyorum tabii ki. Teklif sürecini tabii ki soracağım ama şimdi şuna izleyicilerimiz için açıklık getirmek istiyorum. Ben bunun ayrımını genelde yapmak istemiyorum. Ama tepkiler olabilir, akılda soru işaretleri olabilir. Onları gidermek adına bunu soracağım. Şimdi bence tabii ki futbolun kadın erkeği olmaz. Futbol futboldur. Şimdi ilk defa kadın futbol teknik direktörlüğü yapacaksınız. O yüzden hani izleyicilerimiz açısından da bir soralım. Siz kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Farklar var mı? Değişiklik var mı? Çünkü hep altyapıda görev aldınız. Sonra dediğiniz gibi sportif direktörlük, evet. Malatya falan derken şimdi aslında başka bir arena. Siz bu açıdan nasıl değerlendirirsiniz? Yani şöyle söyleyeyim, bu göreve gelmeden 2 hafta önce böyle bir teklif geldi. Teklif geldiğinde evet çok şaşırmıştım ama bir o kadar da mutlu olmuştum. Çünkü Fenerbahçe'nin kadını, erkeği, basketi, futbolu yani veya herhangi bir yerde bir çalışan olmaz. Fenerbahçe'de görev yapmak hani şahsım adına gerçekten çok büyük bir onurdur. Çok mutlu oldum öncelikle hani bu teklif geldiğinde. Daha sonraki süreçte ise bir 2 haftalık bir zamanımız vardı. Bunu araştırmak için. İşte, bu arada isterseniz şapkalarımızı falan da takabiliriz hocam. Çünkü gerçekten yağmur bayağı şiddetini artırıyor yavaş yavaş. Şöyle takalım, sizi de üşütmeyelim. Daha yolumuz vallahi çok evet. Uzun. Yani 2 haftalık süreçte bununla alakalı çok ciddi araştırmalar yaptık. Yani yabancı sayfalardan olsun, işte gerek yabancı makaleleri okuduk vesaire. Aslında yani futbol adına bir fark yok. Yani hani kadın futbol, erkek futbol. Ama yani şöyle bir değişiklikler oldu. Fiziksel performans farklılıkları oldu. Oluyor. O da çok öyle söyleyeyim yani. Yani hız, güç üretme ve toparlanma konusunda farklılıklar var. Biz de yaptığımız araştırmalar sonucunda ona göre program yaptık. Yoksa yani antrenman aynı antrenman. Aynı. Tabii ki. Teknik, taktik aynı, her evet, şey aynı. Evet. Ya bir de şu vardı. Altyapılarla da çalıştığım için hani bunun farkını çok net söyleyebilirim. Erkek futboluna baktığınızda bir altyapısı daha gelişmiş. Yani daha küçük yaşta başlanıyor ama kadın futbolu ne yazık ki ülkemizde böyle bir sıkıntı var.
Yani altyapısı yok. Kulüp geçmişlerine baktığınız zaten işte 3 yıl, 5 yıl, 6 yıl işte hani çok kısa bir süre ve bu sebepten dolayı da işte taktik anlayışında bunun bir aslında zayıflığı oldu. Çünkü hani küçük yaşta itibaren bunu almıyorsunuz. Erkeklerde tabii bunun farkını hissediyorsunuz. Ama ya inanılmaz ya kızlarımız. Yani maşallahları var. Bir de her şeyi çok fazla sorguladıkları için ve hep böyle ince hani o detaylara takıldıkları için hep en iyisini yapmaya çalışıyorlar ve yani söylendiği zaman yapılıyor yani. Harika. Yani evet, bu arada biz program öncesi de geçtiğimiz gündeki antrenmanlar öncesi de hocamızla konuşuyorduk nasıl geçiyor falan diye. O da aynısını söyledi. Gerçekten hiç böyle oflamadan, poflamadan, kesinlikle, hiçbir şekilde bir şeye itiraz etmeden gerçekten başından sonuna o antrenman böyle titizlikle başlanıp bitiriliyor. Ya inanılmaz ya. Yani şimdi erkek takımıyla da çalıştım. Erkeklerde ya hocam koşmasak mı, ya yorulduk, bu oluyordu yani. Ama ya kız takımda inanılmaz bir şey var yani ve inanılmaz dayanıklılar. Yani hem mental hem fiziksel olarak yani sonuna kadar antrenmanı yapıyorlar ve hiç bana mısın demiyorlar yani. O acayip, çok güzel ya. Harika. Yani çok güzel. Şimdi biraz çok güzel bu arada. Müthiş bir ortam var burada. Harika, inanılmaz harika. Eğlenceli, inanılmaz muhteşem bir aile ortamı var. Size de zaten gelmeden önce sizle de konuşmuştuk, hı-hı, bu durumu. Şimdi çok fazla gelen giden oldu. Biraz hani onlardan bahsetmek istiyorum bu antrenman ve hazırlık süreçlerine gelmeden önce. Şimdi hem yerli hem yabancı pek çok transferlerimiz oldu. Evet. Keza geçtiğimiz yıllardan devam ettiğimiz bir sürü oyuncu da var. Evet. Biraz takım yapılanmasını da sizden dinlemek isteriz hocam. Şöyle, geçen seneden 15 oyuncumuzla yollarımız, hı-hı, ayrıldı. Bunların ikisi devre arası olmuştu sakatlıklarından dolayı. Bu senede 12 tane oyuncu dahil oldu. Bunların 4'ü yabancı, 8'i Türk oyuncular. Ve bu 8 oyuncunun 5'i milli oyuncular. Yani şu anda baktığımız zaman 14 milli oyuncumuz var yabancılarla birlikte. Bunların 11'i Türk, A milli, U19 ve U17 milli oyuncular yani. Harika. Yani şimdi hazırlıklara geçeceğim ama işte kadın futbolunun gelişimini de konuşmak istiyorum, araya sıkıştırmak istiyorum. Şimdi büyük takımların özellikle de Fenerbahçe'nin bence kadın futbol şubesini açmasıyla birlikte seviye bambaşka bir yere döndü. Kesinlikle. Şimdi dünyanın hemen hemen her yerinden pek çok sporcu bünyemize katıyoruz. O yüzden her sene, mesela ben ilk günden beri kadın futbolunu takip ediyorum ama her sene seviyenin ne kadar farklı olduğunu diğer takımlarında, yani biz sadece evet Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray üzerinde konuşuyoruz ama diğer Anadolu takımlarının da ne kadar güçlü kadrolar kurduğunu ve ligin her sene daha da zor ve daha da kaliteli olduğuna şahit oluyoruz. Tabii ki şimdi bizimle beraber, yani büyük kulüplerin bu işe girmesiyle beraber birçok güçlü sponsorluklar da girdi. Bununla beraber seviye arttığı için diğer kulüpler de bu sefer bu yarışın içinde olmak adına onlar da aslında hani ciddi işte harcamalar yapıldı, ciddi oyuncular alındı. Yani ben de mesela daha önce takip ettiğim zaman da işte bir iki tane takım varken şu anda 6 tane takım, 7 tane takım ciddi anlamda hani bu şampiyonun içinde kendini gösteriyor aslında. Bu da aslında Türkiye için, yani Türkiye'deki kadın futbolunun gelişimi için aslında çok güzel bir şey. Çünkü buradan milli takıma oyuncu gidiyor ve bu milli takımdaki oyuncular sizi Avrupa'da, dünyada şey yapıyor. Yani temsil ediyor. Tabii ki. Yani kendi ülkendeki futbol ne kadar iyi olursa o kadar daha, tabii, iyi oyuncu veriyorsun milli takıma. Şimdi zaten yakın zamanda da izliyoruz Dünya Kupası. Evet, inanılmaz evet, seviyeler, inanılmaz yani. Karşılaşmalar izliyoruz. Bence izleyicilerimize söyleyeyim, gerçekten ön yargılı olmayın lütfen yok, kadın yok, futboluna. Yok. Kesinlikle gerçekten çok öyle keyifli, bir şey. Yani inanılmaz keyifli. Ya ben şaşırıyorum. Yani değil mi? Gerçekten şaşırıyorum yani. Geçen sene de maçları çok takip ediyorum. Yani kurulduğumdan beri takip ediyorum. Ama hani o dönem böyle bir şey sorulsa bana hiç kendini hani hiç düşünmezdim ama şu an iyi ki diyorum yani. Ya evet, aslında mesela işte o yüzden hani ilk başta o soruyu sordum. Şimdi izleyicilerimiz, taraftarlarımız ya da diğer herkes şimdi hep farklı bir kulvarda olduğumuz için
Şimdi aslında kulvar aynı da işte kadın erkek ayrımı da yapmak istemiyorum. O yüzden kelimelerimi seçerek konuşuyorum. İlk başta böyle bir olur mu ya? Hani acaba mı tereddütleri olabilir hem sizin hem izleyenlerin hem taraftarların? O endişeyi de o ön yargıyı da yıkmak adına özellikle ya, programımızda bunu sormak benim istedim. Açıkçası hiçbir ön yargım, hiçbir tereddütüm hiç olmadı. Yani teklif geldiğinde, buraya geldiğimde tabii ki bunun hani ekibimdeki hocalarla oturduk, konuştuk, tartıştık, nasıl olur, nasıl yapmalıyız diye. Ama yani sahaya çıktığınız zaman inanın hani ben daha önce işte U21'de, U19'da işte Malatya'da hani hiçbir fark yok benim değil için. Mi? Gerçekten öyle yani. Hiçbir fark yok yani. Aynen öyle. Zaten sezon içerisinde bence çok çok keyifli maçlar izleyeceğiz. İnşallah. Bol gollü maçlar İnşallah. İzleyeceğiz. Bu sene çok ümitliyiz ve sevinçliyiz, hırslıyız. Her şeyiz yani her şeyi zaman, bekliyoruz her bu sene. Şimdi hazırlıklara gelelim biraz hocam. Erken başladık aslında. Tabii milli takımdaki oyuncuların eksikliği de vardı ilk başta ama kamp döneminde gayet iyi durumdayız yani, şu anda. Hazırlık sürecini, yeni sezona giriş sürecini de sizden dinlemek istiyorum. Şöyle, 3 hafta önce dere ağzında başladık. 10 oyuncuyla başladık. Evet, çok az ilk antrenmana gelmiştik. Yani bir hafta 10 oyuncuyla çalıştık ve geçen seneden sakatlıkları devam eden oyuncularımız vardı. Çünkü işte yeni transferlerimiz işte Yağmur, İlayda, Gülbin hepsi milli oyuncular, hepsi milli takımdaydı. Evet. Yani bir hafta boyunca hem yeni transferlerden hem de milli takımdaki oyunculardan eksik çalıştık. O süreçte de elimizdeki oyuncularla işte testlerimizi yaptık. Çünkü tatil sonrası nasıl geldiklerini görmemiz gerekiyordu. Birinci haftayı böyle geçirdik. İkinci hafta yavaş yavaş çoğalmaya başladık. İşte yeni transferlerimiz geldi, milli takımdaki oyuncular geldi. Sayımız artmaya başladı. Ama tam takım herhalde 3-4 gün önce olduk yani. En son Lara ve Yana aramıza katıldı. Ve şu anda totalde 25 oyuncumuz var kampta. Harika. Bu arada kamptan sonra da eklenenler oldu. Yeni transferlerimiz direkt buraya dahil oldular. Evet. O da güzel, keyifli güzel. Oldu. Şimdi ben hep söylüyorum, kadın futbolun bambaşka bir ortamı var. İnanılmaz keyifli, inanılmaz eğlenceli. Kızlar gerçekten futbol oynamayı çok seviyorlar. Sürekli topla, haşır neşirler. Şimdi çok gelen giden oldu. Ben dediğim gibi her sene kızların kamplarına, ara kamplarına, maçlarına, antrenmanlarına gidip geldiğim için çok yakinen görüyorum ama her sene anormal bir kaynaşma, anormal bir arkadaş, aile ortamı hemen kuruluyor. Onu da dinlemek istiyorum çünkü o da sahaya başka yansıyacaktır. Şöyle, tabii çok yeniyiz burada ama yani geçmiş zamanlarda da birçok kamplar yaşadık. Burada keza benim 8. gelişim işte. Ya inanılmaz güzel bir aile ortamı var öncelikle. Yani bir de yeni gelen transferler ya bu kadar hızlı hani takıma uyum sağlamaları işte bir anda Türkçe kelimeler öğrenmeleri işte yemekten kalkarken afiyet olsun sabah günaydın işte hocam falan. Ya sanki böyle hani 40 yıllık böyle bir beraberlik. Ki bu arada kızlar da onu bizim için söylüyorlar. Hani ya hocam sizin ekip yeni ama sanki hani 40 yıldır sürekli berabersiniz gibi. Ya aslında burada hani hep beraber olduk. Ekip de öyle sonuçta yani oyuncular da öyle. Ama inanılmaz güzel bir aile ortamı var. Uyum sorunu hiç yaşanmadı. Tabii işte Türk oyuncularımız işte daha tecrübeli diyeyim işte Yağmur, Fatma gibi bunlar hani çok işin içindeler sürekli işte yabancı oyuncuları işte Türk oyuncuları işte kaynaştırıyorlar işte beraberler antrenman sonrası yemekte beraberler yani ya çok güzel gerçekten. Ya Fatma'ya bakıyorum takım kaptanımıza şimdi yemekte masanın başında oturuyor bir gün sonra ortada bir gün sonra masanın başka tarafında yani sürekli takımın içinde hani takımı kaynaştırmak için uğraşıyor. Süper. Ya inanılmaz ya çok keyifli. Dediğim gerçekten. Gibi yabancı oyuncuların da bu kadar hızlı bir şekilde bir takıma adapte olması beni açıkça şaşırtıyor. Çoğuyla yani. Burada tanışma fırsatım oldu. Çoğunu görememiştim antrenmanlarda denk gelememiştim. Onlara ayrıyetten şaşırdım. Hani Fatma'yı falan zaten biliyorum hani tanıyorum
nasıl bir karakterde olduğunu çok iyi biliyorum ama lider. Gerçekten lider öyle. Lider karakterli bir gerçekten oyuncu. Öyle ve dediğim gibi sıfır ego. O yüzden yabancıların da birden böyle kızlarla birlikte sanki dediğim gibi 40 yıldır böyle beraberlermiş, sanki 40 yıldır kamp yapıyorlarmış gibiler. Ya bir de ya dünyanın her yerinden şimdi Amerika'dan işte kaleci Eni geldi, işte İsveç'ten Emma geldi, işte Slovenya'dan Lara var. Geçen seneden var. Zanata var. Alice var. Yani Nina var. Bambaşka kültürler. Ya, farklı bir kültür ama buraya bakıyorsunuz yani çok güzel. Çok mutluyuz ya. İnanılmaz güzel gerçekten. Bir ortam var gerçekten. Şimdi hocam Fenerbahçe'nin dinamiğini çok iyi biliyorsunuz. Evet. Camianın ne istediğini, nasıl hareket etmemiz gerektiğini, yani o ince nüanslara çok hakimsiniz. İşiniz hiç kolay değil. Evet. Bunu biliyorsunuzdur muhtemelen. Siz neler bekliyorsunuz bu sezondan? Ya ben öncelikle şunu söyleyeyim. Ben bu kulübe 16 yaşında girdim. Yani Almanya'da doğdum, orada büyüdüm. Yani işte eğitim, işte futbol, altyapım orasıydı. 16 yaşında Türkiye'ye, Fenerbahçe'ye geldim. 4-5 sene işte Fenerbahçe'de futbolcu olarak işte altyapıda A takıma çıktım, işte A takımda oynadım. Daha sonra işte futbol süreci devam etti Türkiye'de. Daha sonra da işte 6 sezonluk hani bunu konuşmuştuk. Öncelikle yani tabii ki hep söylüyoruz yani Fenerbahçe'nin olduğu yerde tabii ki şampiyonluk her zaman olmalı. Ama bizim hani Fenerbahçe ruhunu sahaya yansıtmamız gerektiğini o kadar iyi biliyorum ki yani. Fenerbahçe gibi oynamak vardır yani işte baskılı, topa sahip ya ki dün bir hazırlık maçımız vardı. Hani oyunculara da şunu söyledim maçtan önce, skorun hiçbir önemi yok. Çalıştığımızı sahaya yansıtalım. Hani Fenerbahçe gibi oynayalım. Dün de yani gerçekten o anlamda çok güzel oldu. Tabii ki sonu şampiyonluk olsun. Hani bu hepimizin çok temennisi. Taraftarlarımızın da desteğiyle ben inanıyorum ki bu sene bu ipi göğüsleyeceğiz. Geçen sene çünkü son anda kaçan bir şampiyonluk vardı. Çok üzüldük. Ama dediğim gibi yani istediklerimizi sahaya yansıtırsak, sahada kızlarımız keyif alır. Dışarıda izleyenlere keyif verirsek zaten sonunda biz bu ipi göğüsleyeceğimize ben eminim. Kesinlikle. Yani ben mesela çoğu branştaki futbolcu olsun, basketbolcu olsun, voleybolcu olsun hepsiyle program yapma şansına nail oldum Fenerbahçe TV'de. Her zaman şunu söylüyorum. Yenilip yenilmemek, kazanıp kazanmamanın gerçekten hiçbir önemi yok. Onlara da söylüyorum. Özellikle yeni transferlere hep söylüyorum. Sahada savaşmak o bambaşka şey. O zaman taraftarın gönlünde taht kuruyorsunuz. Yani hep yeni gelen sporcularımıza onu söylüyorum. Yani size taktik vermem gerekirse gerçekten sahada her şeyini veren ve savaşan bir oyuncuysanız zaten hani sizi kimsenin reddetmesi ya da eleştirmesi söz konusu değil. Tabii ki düşeceğiz, kalkacağız. Tabii ki her maçı kazanamayız, her maç aynı modda olamayız. Ama önemli olan işte o dediğiniz gibi Fenerbahçeli olmak. Fenerbahçe'de top oynamak, voleybol oynamak, her şey ne ister, hiç branşı fark etmez. Ama işte o sahada Fenerbahçelilik bambaşka bir yere gidiyor yani. Yani onu da bizim, siz çok iyi biliyorsunuz. Dediğiniz gibi yani yenilebiliriz, tabii puan ki kaybedebiliriz. Ama biz o sahaya girdiğimizde o mücadele verip maçtan sonra kafamız dik bir şekilde o sahadan ayrıldığımız takdirde zaten doğru yoldayız demektir. Kesinlikle. Yani. Bu arada geçtiğimiz sezona çok üzüldük. Son maçta talihsiz bir şekilde şampiyonluğu kaçırdık. Ama yani kızlara bakıyorum mental olarak inanılmazlar yani. Çünkü o da çok kolay bir şey değil. Yani psikolojik olarak seni çok aşağı çekebilen bir durum aslında son anda şampiyonluğu ki ben kızların maç sonrası halini de biliyorum. Evet, ben de gördüm. Çok kötü bir durumdalardı. Onun da bence sebebi hırslarına yani hırs yaptılar anormal derecede. Evet. O yüzden o hırsı bence bu sene bambaşka şekilde kullanacaklardır diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Evet, geçen sene gerçekten hani zor bir süreçti. Ama şu anda ben hani o dönemle alakalı artık hani kafalarında hiçbir şey yok. O kapandı. Şu an nasıl daha iyisini yapabiliriz? Oyun anlamında, bireysel anlamda nasıl daha iyi yere gelebiliriz ve dediğim gibi yani bunu zaten sahaya yansıttığımız zaman
sonu iyi olacaktı yani. Kesinlikle. Hiç şüphem yok yani. Bence kızlara de inanılmaz güveniyorum. Çok güveniyorum. Bence yani kızlar da size güveniyor hocam. Ya yani hissettiriyorlar, bu da beni çok mutlu ediyor. Onu ben yani görebiliyorum, evet, dışarıdan. Evet. Yani bu beni daha da motive ediyor bu arada. Yani gerçekten hani bizim için de farklı bir olay. Evet. İnşallah ne biz ne onlar kulübümüze mahcup oluruz bu anlamda. İnşallah. Yani evet, kızları çok seviyorum. Kızlar için çok istiyorum ama sizi de çok seviyorum. Teşekkür İnşallah ediyorum. Sizin de başarılı, İnşallah, hep birlikte beraber, başarılı hep olduğunuzu yani görürüz. Yani bunun hocası futbolcusu yok gerçekten. Gerçekten öyle. Burada hep beraberiz. Masörüyle, malzemecisiyle, kameramanıyla, senle yani hep beraber yani. İnşallah. Bu hepimizin başarısı olur yani. İnşallah. Sadece benim değil yani. İnşallah sezon sonu onu görmek dileğiyle. Son olarak da taraftara mesajınızı alayım tabii ki hocam. Taraftara ne söylemek istersiniz? Bence onlar size güveniyorlardır ama şöyle kameraya bakarak taraftara mesajınızı alalım. Bizi desteklemeye devam etsinler. Bizim her zaman yanımızda olsunlar. Biz onların istediği oyunu, istediği mücadeleyi, istediği o Fenerbahçe ruhunu her zaman sahaya yansıtacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ve son olarak da şunu söyleyebilirim. Yani Fenerbahçe olmak gerçekten bir ayrıcalıktır. Ve burada olmak gerçekten büyük bir onurdur. İnşallah sonu şampiyonlukta bitecek. İnşallah hocam. Geçen sırada da çok böyle ümitliydik. Çok dinlendirmek, nazar değdirmek de istemiyorum. Daha çok başındayız. Evet. Zaten resmi maçımızda da çok az kaldı. 3 haftalık bir süreç var. Ondan sonra dere ağzında devam edeceğiz. Artık dere ağzı. O zaman buradan taraftarlarımıza seslenelim. Dediğiniz gibi ben her programımda kızlara destek olmaları için onları çağırıyorum. Onlar da yalnız bırakmıyorlar. Bizi sağ yalnız bırakmasınlar. Kesinlikle. Onlar çünkü gerçekten çok önemli bizler için. Yani sahada oyuncuların olduğu an, hani oynarken kenarda onların olmaları, bize destek vermeleri paha biçilemez yani. Kesinlikle öyle. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Zaten bol bol görüşeceğiz. Kırmadınız, geldiniz ama buraya kadar, bizi yalnız bırakmadınız. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Biz tabii ki bütün sezon boyunca her maçta, her antrenmanda yanınızda olacağız. Her zaman. Her zaman biz de bekliyoruz hocam. Sizi stüdyomuzda da ağırlamak dileğiyle. İnşallah. Görüşmek üzere hocam. Görüşmek çok üzere. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet, Armamızın Gücüyle programının bu haftaki konuğu yeni teknik direktörümüz Gökhan Bozkaya oldu. Kadın futboluna dair biz yine konuklarımıza, programlarımıza devam edeceğiz. Bizden ayrılmayalım diyelim. Hoşça kalın.